Efendim iyi akşamlar. Bugün 14 Şubat 2017 günlerden Salı. RT Televizyon Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız ve hemen ayrıntılara geçmek istiyorum. Konya'dan ilginç bir görüntü. Trafikte sabahın erken saatlerinde çekildi. Bir otomobil sürücüsü arkasından gelen ve üzerinde iki kişi bulunan motosiklete kafayı bakın nasıl taktı ve maalesef bu görüntüler kazayla sonuçlandı. Konya'da yol verme yüzünden tartıştıkları iddia edilen otomobil sürücüsü üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklete bile bile çarpıp kaçtı. Olay bir araç kamerası tarafından işte böyle görüntülendi. Selçuklu ilçesi Sanayi Köprülü Kavşağı üst geçidinde bu sabah henüz sürücüsü belirlenemeyen 42BJ120 plakalı otomobil üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletin arkasından hızla geldiğini görünce yavaşlamak için frene bastı. Bu esnada iki aracın arasından geçen motosikletli ikiliden arkada oturan kişi elindeki poşetle otomobilin camına vurdu. Bunun üzerine otomobil sürücüsü motosiklete kasten arkadan çarparak kaçtı. Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptıktan sonra yola savruldu. Aksu Tuvana Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Arabaşı Gecesi dün de gerçekleşti. Katılım oldukça yoğun oldu. Özellikle Arabaşı tenceresi kapağını açma konuşmaları kameralara bakın nasıl yansıdı. Aksu Tuvana Derneği'nin geleneksel Arabaşı Gecesi yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Bu yıl 8.'si düzenlenen Ereğli Aksu Tuvana Derneği'nin Arabaşı Gecesi'ne Ereğli protokolü ve davetliler yoğun katılım gösterdi. Düzenlenen gecede yapılan konuşmalarda derneğin amacının birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile olmak olduğunun altı çizildi. Eğer 10 kişi varsa birer milyardan 10 milyar olsun diye onu düşünüyorum. Ama tabii ki bir önerdi efendim. En son sözde yine de bizim önemli diğer arkadaşlarımla da sizin dediğiniz doğru ama burada işte artırarak zaten o meblağı almak mümkün değil de güzel bir ortam oluşabilmesi için biz istiyoruz ki Faribay'la abiler yarışsın. Ama Faribay'ı kimse geçeceğini sanmıyordu bugüne kadar ama belki geçer diye abi çıkar. Faribay bismillah da siz de başlayalım. Tamam o zaman. Madem öyle uygun verdiyseniz ben de sizlere kırmayacağım. Misafir olarak da artık uçuruyor zaten bir yer ama. 5 milyardan açılmış olsun. Benden 5 milyar. Bir alkış. Sayın Özkan Bey, iki başkanı özellikle bir karşılaştıralım. Ondan sonra diğer amirleri inşallah. Yok, en son aslında yanlış yaptınız. En son evet. Başkanlar evet. Arasında evet. Doğru ama siz biraz Kayseri mantığıyla düşünün bu işi. Yani o işin neşesi olsun ama millet de hamuru yiye bir hoş oldu. Akşam saat 8.30'a girdi. Arabaşını dağıtalım. Zaten bu anlamda da açık arttırmadı. İşte o civarı bulur. Yani bir laf ifade edeceksin. Biz de altı diyeceğiz. Ne yapalım? Gecede geleneksel hale getirilen kapak açma etkinliğinde öğrencilere burs verileceğinin söylenmesi üzerine Ereğli Süt Birliği Başkanı Ercümen Sarıkafa fırsatı kimseye vermedi. Bu kapağın ve su İngiliz'de bu bölgelerde için çok önemli olduğunu
Bu çok ağır olduğunu dikkat çekerek ben 10 bin lira diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan. Devam edin. Sırada kim var? Şimdi adam var. Şimdi bak, çok olmaz. Olmaz. Ver bakayım ben işimi toparlayayım. Sen toparla başkanım, toparla. Evet, şimdi yaşta küçüğüz ama bize görev verdiler. Daha doğrusu aldım görev. Şimdi Ercüment başkanım çok güzel ifade etti. Bir 10 bin lira bu anlamda değermişti. Değermişti derken değer biçilmez. Ve orada da İbriz'i vurguladı. İbriz'i vurgularken de suyu vurguladı. Ereğli susuz düşünülemez. Bu anlamda su noktasındaki hassasiyeti de ortaya koydu. Şimdi diğer tarafta da arkadaşlarımız baktı. Böyle hafif de boyunlarını fitmez, onu nasıl geçmesin? Başkanım ben bir keseyim mi şöyle bıçakla? Razı mısınız? Kes. Evet, Ercüment başkanımız 10 lira veriyor. Geri kalan da 1 lira veriyor. Al sana 19 milyar. Uyar. 1 milyar da biz fare daire paylaşırız, 20'ye tamamlıyoruz. Gece arabaşı ikrami ile sona erdi. Şuna bakarsak buraya. Evet. Çok kaçtınız başkanım. Evet. Bu kadara mı verdi parayı? Necat abi. Başkanım bir 10 bin lira etmez ki. Meteoroloji uyardı. Özellikle yarından itibaren başlamak üzere Ereğli ve çevresinde soğuk bir hava bekliyoruz dedi. Şubat ayının ikinci haftası. Hafta başından itibaren soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının bile sıfırın altındaki değerleri göreceği bu hafta, çarşamba ve perşembe günleri kar yağışının etkili olacağı belirtilirken, geceleri ise hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ereğli ve civarında hafta boyunca devam etmesi beklenen soğuk havanın cumartesiden sonra ısınacağı tahmin ediliyor. Ancak cuma ve cumartesi günleri zaman zaman sisli havanın etkisinde kalacağız. Şimdi Ereğli için güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Ereğli Ticaret Borsası tarafından Ereğli'ye bir ruh sağlığı merkezi kazandırılacak. Ereğli Ticaret Borsası Ereğli'ye bir ruh sağlığı merkezi yaptırmayı hedefliyor. Konuyla ilgili bugün borsada hareketlilik yaşandı. Konya İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Profesör Doktor Mehmet Koç, Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzman Doktor Mustafa Parlayıcı, Mali Hizmetler Başkanı Gökhan Arıcan Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek Meclis Başkanı Durmuş Ali Yönet ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Ruh Sağlığı Merkezi'nin nereye, ne zaman yapılacağı konusunun önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtildi. Efendim Komek tarafından Sızma Mahallesi'nde açılan halı ve kilim atölyesi gerçekten de büyük anlamda takdir topluyor. İşte bahsettiğim haber hakkındaki tüm ayrıntılar. Konya Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarının Sızma Mahallesi'nde açtığı ve mahalle kadınlarının ilgi gösterdiği halı ve kilim atölyesinde kök boyalar ve organik yünlerle üretilen el emeği göz nuru ürünler internet üzerinden pazarlanıyor. Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kursları Komek tarafından Sızma Komek Halı Kilim Atölyesi'nde el emeği göz nuru üretilen ürünler Komek Kooperatifi tarafından Türkiye'ye ve dünyaya pazarlanıyor. Kök boyalar ve organik yünler ile özel tasarım halı ve kilimlerin de üretildiği atölyede kursiyerler ürünleri ilmek ilmek el emeği göz nuruyla dokuyor. Daha çok özel sipariş üzerine çalışan Sızma Komek Halı ve Kilim Atölyesi istenilen desen ve renge göre üretim yapabilme kapasitesine de sahip. Dokunan halı ve kilimlerin temizlik ve bakımları yapıldıktan sonra dönem içinde Komek Kültür Parkı satış ve sergi merkezinde sergileniyor.
Comek, kurs ve atölyelerde üretilen ürünler www.comekpazari.com üzerinden dünyaya açılırken geliri ise tamamen kursiyerlere aktarılıyor. Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Arkadaşlık ilişkilerimizi geliştiriyoruz burada. Öğreniyoruz, öğretiyoruz. Aynı zamanda en önemlisi de ailemize katkıda bulunuyoruz. Sızma komik kursunda öğrendim. Bizim burada sıcak bir arkadaşlık ortamımız var. Düzenli olarak gelip gidiyoruz. Bizim bu dokuduğumuz halılar dış ülkelere de sunulabiliyor. Çeşitli faaliyetlerimiz var her yönden. Ve en önemlisi de ailemize büyük bir katkı sağlıyor. Maddi manevi her yönden güzel bence. İvri Sol Sahil ve Yıldızlı Sulama Birliği'nden önemli bir duyurumuz var. 2017 yılına ait sulama beyannameleri alınmaya başlanmış olup 28 Şubat 2017 tarihine kadar beyan bedellerinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır denilmekte. Yapılan duyuruya göre Sol Sahil ve Yıldızlı Sulama Birliği'nin üyelerine duyurulur diyelim. Şimdi Türkiye gündemiyle bültenimize devam edelim. Anayasa değişikliğine yönelik referandum takvimi belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu referandum takvimini resmi gazetede yayımladı. Buna göre referandum takvimi 16 Şubat Perşembe günü işlemeye başlayacak. Oy kullanılacak gümrük kapıları ve yurt dışı temsilcilikleri ilan edilecek. 18 Şubat Cumartesi günü seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. 26 Şubat'ta seçmen listeleri askıdan indirilecek. Listelere yönelik son itiraz günü de aynı gün. İtirazlar 28 Şubat Salı gününe kadar karara bağlanacak. Anayasa referandumu için ilk oyları yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları kullanacak. Sen normal Amara mı yoksa senki gazete mi? Hangi gazete? Gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanma işlemi 27 Mart 9 Nisan arası. Yurt dışında 57 ülke, 119 temsilcilikte ve 32 gümrük kapısında sandık kurulması planlanıyor. Takvime göre 27 Mart Salı günü siyasi partilerin yararlanacakları miting alanlarıyla tarih ve saatler belirlenerek ilan edilecek. TRT'de propaganda konuşma sırası 31 Mart'ta belirlenecek. İstenilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TRT'de konuşma yapabilecek. 9 Nisan Pazar günü propaganda süreci de başlıyor. Aynı gün bazı yasaklar başlayacak. Referanduma 10 gün kala hiçbir şekilde anket sonuçları açıklanamayacak. Propaganda süreci 15 Nisan Cumartesi günü saat 18'de sona erecek. ...16 Nisan'da 55.336.960 kayıtlı seçmen anayasa değişikliği için sandık başına gidecek. Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda yoğun tezahürat sebebiyle konuşmasına bir süre başlayamadı. Anlaşıldı. Anlaşıldı, bunlar beni konuşturmayacaklar, öyle anlaşılıyor. Yıldırım konuşmasında terör örgütlerinin referandum sebebiyle her bir ağızdan hayır propagandası yaptıklarını kaydetti. PKK hayır diyor. FETÖ hayır diyor. DAEŞ hayır diyor. Sırtını PKK'ya yaslamış HDP hayır diyor. Yıldırım bu durumun vatandaşlara işaret olduğunu ifade etti. Biz vatandaşımıza bir şeyi hatırlatmak istiyoruz. Terör örgütleri hep beraber koro halinde hayır propagandası yapıyorsa bunun ülkemiz için, milletimiz için, vatandaşlarımız için bir işareti var. Biz bunu hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Vatandaş hangi tercihini yapacaksa gidip yapacak. Terör örgütleri hayır dediği yerde benim vatandaşlarım aynı safta olmayacaktır. Buna da yürekten inanıyorum.
Başbakan Yıldırım evet demek için çok sayıda sebep olduğunu bildirdi. Vesayetin her türlüsüne dur demek için milletin üstünde bir güç kabul edilmemesi için daha geniş temsil gücü olan bir meclis için bağımsız tarafsız yargı için gençlerin siyasete atılması için etkili yürütme, etkili demokrasi için gençlerin sesinin daha gür çıkması için kutuplaşma değil, kucaklaşma için çatışma değil, uzlaşarak çalışma için görüyorsunuz, evet diyecek o kadar çok sebep var ki. Sandıkta kararın verileceği 16 Nisan'a kadar önümüzdeki 60 günü milletin hakemliğine emanet edeceğiz. Söz konusu olan milletin egemenliği ise bu konuda asıl yüce divan halkın divanıdır, milletin divanıdır. İşte bunun için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğiz, başvurmayacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu milletin ferasetine güveniyoruz. Bu milletin engin sağduyusuna güveniyoruz. Bu milletin vatanına ve bayrağına sadık olduğuna, bağlılığına güveniyoruz. Bu milletin demokrasiye sahip çıkacağına güveniyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, yani kendi iradesine sahip çıkacağına güveniyoruz. Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Son söz milletin divanıdır. Yüce divan değil, milletin divanıdır. Sayın seyirciler, Hatay'dan acı haber geldi. Amonos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çatışma çıktı. Bir uzman çavuş şehit oldu. Çatışmaya ilişkin açıklama Hatay Valisi Erdal Ata'dan geldi. Ata yaptığı açıklamada, Amonos Dağları'nın Dört Yol ilçesinin üzerindeki bölgede jandarma ekiplerinin operasyon yaptığını söyledi. Operasyonda çıkan çatışmada bir uzman çavuşun şehit olduğunu ifade eden Vali Ata, birkaç aydır gözetleme, keşif faaliyetleri yapılıyordu ama ilk defa sıcak temas sağlandı. Şu anda çatışma devam ediyor. Aldığımız bilgi şehidimizin olduğu yönünde, dedi. Mahkemedeki sorgusunda pişman olmadığını söyledi. Ortaköy katliamcısı Abdülkadir Maşaripov'un mahkemede verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Terörist Maşaripov sorgusunda üniversite mezunu ve öğretmen olduğunu söyledi. DH üyesi olduğunu kabul etti. Reyna saldırısı öncesinde herhangi bir eyleme karışmadığını iddia etti. Maşaripov sorgusunda saldırıyı nasıl ve neden düzenlediğini anlattı. Ayrıca saldırıdan sonra intihar etmek istediğini ama başaramadığını savundu. Pişman olmadığını belirtti. Sorguyu yapan hakime bana idam hükmü verilirse iyi olur dedi. Emniyet Müdürlüğü'nde 25 gün sorgulanan terörist cumartesi günü tutuklandı. Maşaripov, anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs, 39 kez nitelikli adam öldürme, DH terör örgütü üyesi olma ve ruhsatsız vahim nitelikli silah bulundurma suçlarından yargılanacak. Reyna soruşturması kapsamında daha önce teröristin eşi ve 35 kişi tutuklanmıştı. Bu arada saldırının planlayıcısı DH'lı terörist de yakalandı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Reyna saldırısının planlayıcısı Türk asıllı Fransız vatandaşı AZ'nin 2 gün önce İstanbul'da yakalandığı belirtildi. Savcılık şüpheyinin üzerinden Reyna saldırganı Abdülkadir Maşaripov'un kaldığı evin kira kontratının ele geçirildiği açıklandı. DH terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yürütülen şüphelinin Antalya nüfusuna kayıtlı olduğu, 2009 yılından bu yana Fransa'da ikamet ettiği belirtildi. Onlar üşürse biz üşürüz sloganıyla yardım kampanyası başlattılar. Halepli çocuklara destek oldular. Onlar Antalya'nın Alanya ilçesindeki yardımsever öğrenciler. Yani empati kurarak aslında aklımıza geldi. Oradaki çocukları gördükçe böyle kendimizi onun yerine koymaya çalıştım daha çok. Bir de beni etkilen aslında küçük çocuklar oldu, büyüklerden de ziyade.
o küçük çocukların böyle mesela ben mermilerin altında kalması falan beni çok etkilediği için böyle bir kampanya düzenlemeye karar verdik okul olarak. Suriye'nin Halep kentinde sivillere yönelik saldırılara tepkiler sürerken zor durumdaki çocuklar için Yaylalı İlk ve Ortaokulu Öğrencileri Yardım Kampanyası başlattı. Kampanyaya destek veren 160 öğrenci kendi harçlıklarından topladıkları 445 lira ve 4 doları Başbakanlık tarafından Suriyeliler için açılan hesaba yatırdı. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Başbakanlığın himayesinde başlatılan yardım kampanyasına müdürlük olarak duyarsız kalmadı. Özellikle Yaylalı ilk ve ortaokul öğrencilerimizin ve velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul idaremizin desteğiyle toplamış oldukları nakdi yardımı Başbakanlığımızın açmış olduğu Vakıflar Bankası'ndaki hesaba yatırıp Suriyeli öğrencilerimizin Suriye'deki mağduriyeti yaşayan, sıkıntıya düşen kardeşlerimize bir nebze olsun destek verebilmek için banka hesabına gidip hep beraber paramızı yatıracağız. Ticaret Vestel Konsept Bayi, yılın son kampanyası. 2016 yılını bitirirken depolarımızı boşaltıyoruz. Vestel marka ürünlerimizde %50, %60, %70'e varan indirimler siz değerli müşterilerimizi bekliyor. Kararınızı değiştirecek, sizi mutlu edecek bu fırsatlar senede bir gelir. Fiyatları görmeden karar vermeyin. Tulum Ticaret, güven ve dostluğun birleştiği yer. Merkez telefon 0332 713 2603. Şube telefon 0332 710 55 10. Türkiye bestelleniyor. Ayrıca Tulum Düğün Salonumuzla size özel güzel bir gün için hizmetinizdeyiz. Rezervasyon telefon 0532 441 çift 026. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratbe'nin en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratbe İnovatif serisinden. Selenit. Fratpen. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Sizler için çalışıyor, sizler için yaşanabilir mutlu yuvalar kuruyoruz. Ömer Süllü İnşaat ve Müteahhitlik. Güven inşa eder. Bilgi iletişim 0332 712 22 44. Zirai mücadele ilaçları tohum ve makine bayi Tunç Tarım. Adres Halyokuşu Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım hava durumunu sunar.
Zirai Mücadele İlaçları, Tohum ve Makine Bayi Tunç Tarım. Adres Hal Yokuşu, Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım, hava durumunu sundu. Bu akşamlık bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.